Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir dedikten sonra bugün sizlerle beraber Plak isimli oyundaki tedavi modunu oynayacağız. Uzun zamandır beklediğinizi biliyorum. Kusura bakmayın video çekemedim çünkü filyasyon ekiplerinde aktif olarak sahada çalışıyordum. Bu nedenle çok yoruldum. Sonrasında da hatta şu anda da devam ediyor. Covid olduğum için karantinadaydım, dinleniyordum. Bugün de artık karantinamın son günü. Kendimi biraz iyi hissedince sizler için artık bu videoyu çekmek istedim. Bu video şu şekilde olacak. Bakteri modunda en kolay da oynayacağım. En kolay da oynamamın sebebi sizlere bir yandan çeviri yapıp bir yandan oyunu gösterebilmek olacak. Sonrasında bölümleri tek tek çok zor seviyede oynayarak geçmeye başlarız diye düşünüyorum. Hastalığımın adına şarbon diyorum ben. Şarbon bir bakteri hastalığı. Ve akciğer şarbonu da son derece bulaşıcı olabilecek bir hastalık. Burada herhangi bir gen eklemeden direkt tedavi oyuna başlıyorum. Şimdi şöyle ilk olarak benden bir başlangıç ülkesi seçmemi istiyor oyun. Burada Arabistan'ı seçebilirim. Zaten biliyorsunuz salgını yayarken de Arabistan'ı seçiyordum. Hem kara şey hava yolu hem de gemi yolu olması sebebiyle. Şimdi şöylelikle şöyle bir bakalım neler varmış. Dediğim gibi bu daha çok birazcık çeviri olacak. Dilimin yettiği kadarıyla oyun ne demek istiyor, işte burada neler var onları size söylemeye çalışacağım. Şimdi kontrol kısmına girdiğimiz zaman ilk kontrol kısmında burada hastalığımızın özellikleri gözüküyor. Sonrasında karantina kısmında ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Kıtalar genelinde karantina önlemleri almamızı sağlayacak, kısıtlamalar yapmamızı sağlayacak bir takım uygulamalar açılacak. Burada response dediği tepki, yanıt, işte biz hastalığa karşı ne tepki vereceğiz, ne yapacağız vesaire falan. Burada bu özellikler açılacak. Burada da operasyon, ne yapıyoruz, işte ne yapmaktayız, neleri yapmaya çalışıyoruz vesaire falan. Mesela burada demiş ki yeni özellikler kazan, işte yetkini güçlendir, yetkini sürdür. Aşıyı savaşta işte ileri sür, hastalığı yok et gibisinden bir takım şeyler söylemiş. Şimdi burada ilk olarak operasyon kısmında Investigate Outbreaks dediğimiz özelliği açıyorum ben. Ki zaten diğer özelliklerin açılması için bunun açılması gerekiyor. Buralarda arkadaşlar ben öncelikle kendim okuyup sonradan size çevirmeye çalışacağım. Hem siz de öğrenerek neyin ne olduğunu bilerek daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada salgınları araştırmak diye bir özellik var. Buna biz fon sağlayacağız. Bunu yaptığım zaman ne olacak? Diyor ki yerel hastalık salgınlarını araştırmak, kaynakları toplamak ve müdahalemizi koordine etmek için dünya çapında araştırmacı ekipleri kurmak diyor. Bunu yapıp dünya çapında araştırma ekipleri kuracağız. Sonrasında şurada yeni bir özellik daha açılıyor. Bu özelliğe hemen bakıyoruz neymiş. Diyor ki devlet ortaklıkları. Soruşturma ekiplerinin kurulumunu daha hızlı onaylamak için yerel hükümet yetkilileriyle koordine et diyor, koordine olmak diyor. Bu da ne işe yarayacak? Yerel hastalık salgınlarını tespit etmemizi hızlandıracak. Şurada bir özellik daha var. Buna da bakalım. Sonrasında kapatıp oyunumuza devam edelim. Ara ara çeviri, ara ara oyunu gösterme şeklinde ilerleyeceğim bu videoda. Bu da saha görevlilerini konuşlandırmak diye bir özellik. Hastalık sürveyansını ve müdahalesini geliştirmek için hedef ülkelere konuşlandırılabilecek mobil bir araştırmacı ekibi oluşturmak şeklinde çevirebilirim bunu da. Bu da hazır olduğunda diyor ki enfeksiyonları birazcık azaltır diyor. Ben bunu da açıyorum ve buradan da hükümet ortaklıklarını açıyorum. Şimdi burada gördüğümüz gibi arkadaşlar Afrika'da kırmızılıkları görüyoruz. Hastalığın Afrika'dan yayıldığını görüyorum. Cezayir'de bulunmuş. Hemen şuradan şöyle bu araştırma ekibine
Sürekli gezdiriyorum arkadaşlar. Sonra buradan karantina kısmına gelip Afrika'ya uyarı veriyorum. Diyorum ki işte yeni bir hastalık yayılıyor. Tüm kıtada karantina önlemlerini başlatmakta fayda var şeklinde işte bilgi veriyorum. Hemen başka ülkelere yayılmaması için gemi yollarını kapatıyorum. Ve hava ulaşımı şöyle yapalım, kara ulaşımını sınırlandıralım. Burada arkadaşlar uyardıktan sonra o ülkeleri hava yolu kısıtlama, gemi kısıtlama, ondan sonra karaları kapatma ve burada da karantinaya zorlama şeklinde seçenekler var. Zaman zaman karantinaya girip zaman zaman karantinayı kaldıracağım. Çünkü bunları sürekli açık tuttuğum zaman şu sağ alt köşede gördüğünüz compliance risk dediği uyumluluk riski denilen bir olay var. Sizi dinlememeye başlıyorlar. Onu da kırmamız için buradan otoritemizi arttıracak özellikler var. Mesela buradan hemen bu izin şemaları dediğimiz bir özellik var. Buna bir bakalım. Bu videoda umarım sıkılmazsınız arkadaşlar. Çünkü bu video biraz daha çok çeviri, neyin ne olduğunu anlatmaya yönelik bir video olacak. Bundan sonraki videolarda hızlıca neleri açmam gerektiğini, nasıl oynadığımı vesaire falan bunları size göstereceğim. Şimdi bunu bir açıyorum. Açtığım zaman gördüğünüz gibi uyumluluk riski ne kadar azaldı. Ve bu ne demek? Size bir anlamda bunu çevireyim. Karantina eylemleri nedeniyle bozulan personelin maaşlarını ödeyerek ve işsizlik yardımlarını arttırarak işlerini koruyacağız. Böylelikle karantina önlemlerine uymamayı azaltacak. Zaten gördüğünüz gibi uyumluluk riski azalıyor. Siz insanların kaygılarını giderirsiniz, maaşlarınızı ödeyeceğiz vesaire falan derseniz bu insanlar ne yapar? Evlerinde kalır. Aynı hesap. Şimdi buradan yeni açılan diğer özelliklere bakalım. Bunların hepsi şu üstteki sarıların, yumruk şeklinde olan sarıların hepsi arkadaşlar uyumluluk riskini azaltmaya yönelik özellikler. Şu sol alt köşede olan şeyler yetkilerimizi, otoritemizi arttıracak özellikler. Burada ekonomik kaygılarını halkın giderecek ve yine aynı şekilde uyumsuzluğu hedeflenen ülkede azaltacak önlemler. Burada dediğimiz gibi saha görevlilerini oluşturmuştuk. Burada da tedavi ile ilgili yöntemleri yapacağız. Bu videoda sizleri böyle çok çeviriye boğmadan, zaten en kolay modda oynadığım için operasyon kısmını çevirerek size oyunu oynayacağım. Sonraki videoda da özellikle bu tepki, yanıt vesaire falan buradaki özellikleri tek tek açarak bunları Türkçe'ye çevirerek sizlere ne demek istiyor onu anlatırım. Zaten bu çeviriler bittikten sonra artık çok zor modda bütün oyunları oynamaya başlayacağız. Dediğim gibi çok kolay modda oynadığım için herhangi bir zorluk yaşamadan bu bölümü geçerim diye de düşünüyorum. O yüzden hani buradaki özellikleri çok zor modda kesinlikle açarak gitmem lazım. Ama buradaki özellikleri açmadan sadece operasyon kısmıyla bu oyunu kazanabileceğimi düşünüyorum. Hemen buradan bir başka özellik olan Edit Society özelliğine bir bakalım. Bu da topluma uyum sağlamak şeklinde çevirebilirim. Eğitim, sağlık ve insan haklarını sürdürmek için fon ve kaynak sağlayarak yeni normale uyum sağlayın. Bu da yine aynı şekilde karantina önlemlerine uymamayı azaltacak. Hep diyoruz ya arkadaşlar yeni normal, yeni normal, yeni normal. İşte burada da yeni normale insanları alıştıracağız. Sonraki karantina önlemlerine uymamayı azaltacak yöntemse mortgage ve rent relief. Bunu hemen size şöyle okuyup çevireyim. Mortgage dedi ipotek zaten arkadaşlar. Diğeri de kira yardımı. İnsanların evlerini kaybetmelerini önlemek için tüm ipotek, kira ödemelerini dondurun ve tahliyeleri yasaklayın. Bu şekilde yine karantina önlemlerine uymama azalacak. Burada hedeflenmiş ekonomik yardım denilen bir özellik daha var. Buna da bakalım. Bu da karantina önlemleriyle mücadele eden bir ülkeye önemli miktarda mali yardım paketi göndermemizi olanak sağlayacak. Ve burada da şu yetki özelliğine de bakıp oyuna devam edelim.
Başlangıçta bu şekilde birazcık sıkıcı olacak. Sıkıcı olmasının sebebi bunları tek tek anlatmak istiyorum. Türkçe çevirilerini yapmak istiyorum ki bir hamleyi yaptığım zaman arkasındaki mantığı da yürütebilelim. Plak benim çok sevdiğim bir oyun. Son derece mantığa dayalı, son derece makul yöntemler olan bir oyun. Ve tedavi modunu da gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi burada dediği şu, pandemiyi hızla tespit etmenin ve buna yanıt vermenin önemi hakkında dünya liderlerine kısa bir bilgilendirme yapmamızı yarayacak bir özellik. Bu da bize biraz daha yetkimizi artırmada yardımcı olacak. Şurada son iki özellik daha kaldı. Hemen bunları da anlattıktan sonra tekrardan oyuna dönüyorum. Burada enfeksiyon kontrol şeklinde bir özellik daha var. Burada da demeye çalıştığı şey şu, hastalık önleme uzmanlarını görevlendireceğiz. Alan operatörleri enfeksiyonları azaltmak ve işte bu ekipler hazır olduğunda sınır izlemeyi iyileştirmek için daha da yetkilendirmiş, daha da güçlendirmiş olacağız bu ekipleri. Ve burada da acil bakım diye bir özellik var. Ki ben bunların şimdi ikisini birden açacağım zaten. Burada da tıp uzmanlarını görevlendirin diyor. Saha görevlileri mevcut olduğunda ölüm oranını azaltmak için, hazır olduğunda yani ölüm oranını azaltmak için yükseltilmiş olacak. Şimdi burada bu iki özelliği de açıyorum. Gördüğünüz gibi saha görevlilerini ben sürekli gezdireceğim arkadaşlar. Buradan hemen Cezayir'e gönderiyorum. Burada şeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela uyumluluk riskini, ondan sonra bulaşma oranını, yüzdesini vesaire falan bunların hepsini görebiliyoruz. Normalde çok kolay modda bu yanıt yerini de açarım. Ama burayı da çevirdiğim zaman video çok çok uzun olup sizleri de çok fazlasıyla sıkacağını düşündüğüm için buraları bir sonraki videoda çevirerek oynamayı düşünüyorum. Bu videoda dediğim gibi sadece bu operasyon kısmındaki özellikler neymiş, nelermiş bunlara bakarak sizlere bunları göstermeye çalışacağım. Diyor ki şarbon aşısı araştırmaya hazır diyor. Birazdan araştırmaları başlatacağım zaten. Mesela bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda uyumluluk riski son derece yükseldi. Hemen geliyorum. Buradan bunları kapatıyorum. Sınırlamaları kaldırdıktan sonra bu oranlar bir miktar düşecektir. Benim burada bu uyumluluk karantinaya uymama sebeplerini azaltmak için bunları açmam gerekiyor. Bunları açıyorum. Bunları açtıktan sonra kısıtlamayı çok daha rahat bir şekilde yapabileceğim. Bu arada ara ara sesim gidiyor. Dediğim gibi şu an hala hastalıktan çıkıyor olduğum için sesimi tam olarak kullanamıyorum. Tekrardan bunun için kusura bakmayın. Burada şunları da açmam gerekiyor. Size bir sonraki videoda bunların da ne demek olduğunu anlatacağım. Bu videoda bunlarla vakit kaybetmiyorum. Şöyle Fas'a gönderiyorum hemen. Fark ettiyseniz gönderdiğim zaman oradaki bulaşma oranı bir nebze daha azalıyor. Bu ekibi sürekli gezdireceğim buralarda. Bu arada şurada şu şekilde veri kısmından işte nereden dolayı yetki kaybediyorum, otorite kaybediyorum, nerelerde uyumsuzluk var. Bu gri olan bölgelerle ilgili bilgi yok elimde. Hastalık, enfeksiyon oranı nerede daha fazla, ölüm oranı nerede daha fazla, tedavi çalışmaları, aşı çalışmaları nerede daha çok yoğunlaştırılmış durumda. Şurada Cezayir'de şu an hastalık oranı çok fazla. Ve Batı Afrika'da. Burada artık
iyice karantina önlemlerine uymalarını sağladıktan sonra bir takım açacağım özellikler var. Burada self izolasyonu açıyorum. Politikacılar diyor ki işte hastalık abartıldığı kadar da kötü değil. İşte bizi kıskanıyorlar vesaire vesaire. Hep tipik sıkıntılı şeyler. Aşı araştırmalarına artık başlayalım. Şöyle buradan aşı araştırmasına başlıyoruz arkadaşlar. Hemen size bunu da çevireyim. Bu videoda buradaki bütün özellikleri çevireceğim sizler için. Sonraki videolarda diğer kısımları çevirdikten sonra artık oyunu hızlı bir şekilde oynayacağız. Şimdi burada aşı araştırması diyor ki bir aşı geliştirmeye başlayın. Potansiyel antijen adaylarını belirleyin. Antijen adayları dediğim şey arkadaşlar aşı geliştirmek için yani nelere saldırması gerektiğini aşının nasıl diyeyim? Ya aşı geliştirmek için gerekli olan bir şey antijen adayları. Diyor ki klinik etkileri değerlendirin, insan testlerini yapın, aşı üretimi için bu gerekli diyor. Burada hemen iki özellik daha açılıyor. Burada alttakine bakalım. Field research yani saha araştırması. Burada bilimsel araştırmacıları görevlendireceğiz. Bunlar yani saha görevlileri mevcut olduğunda, hazır olduğunda aşı araştırmak üzere yükseltilmiş olacak. Özellikle hastalık kökenli ülkelerde etkili olacak bu özellik. Birazdan ben bunu da açacağım. Burada hızlandırılmış araştırma diye bir şey var. Hemen buna bakıyoruz. Bu neymiş? Diyor ki acil işe alma protokollerini uygulayın, laboratuvarları yeniden kullanın ve günün her saati çalışmaya geçin. Bu aşı araştırma hızını arttıracak. Burada da aşı üretimiyle ilgili bir özellik var. Bu da diyor ki kitlesel miktarlarda aşı oluşturmak için gerekli altyapıyı, personeli ve ekipmanı kurun diyor. Aşı geliştirilmeden başlayabilir diyor. Ona da birazdan başlatacağım ben zaten. Hastalığın çok yayılmasını önlemek için hemen burada gördüğünüz gibi Afrika'ya karantina uygulaması başlatıyorum. Şu an Cezayir hastalıkla bayağı zorluk yaşıyor. Burada bunu özelliği açıyorum. Hızlandırılmış çalışmaları başlatıyorum. Birazdan da aşı üretimi özelliğini açacağım ki gelecekte aşı bulunduğu zaman hızlıca aşıyı üretebilelim. Şarbon birçok ülkeye yayıldı diyor. Artık bence bütün kıtalara alarm verebiliriz. Çünkü hastalık artık bütün kıtalara yayılmaya başladı. Ve ben burada yayılmayı engellemek için bütün kıtaların hava yollarını kapatıyorum. Bunları zaman zaman kapatıp zaman zaman açabiliyorum. Şarbon farkındalık günü oluştu. Burada hemen aşı araştırmalarını hızlandırabilmek için, daha doğrusu aşı üretimini hızlandırabilmek için az evvel okumuş olduğum aşı üretimi özelliğini açıyorum. Afrika bayağı rahatladı gibi. O yüzden uyumluluğun daha da azalmaması için burada karantinayı ben kaldırıyorum. Buradan sosyal mesafe uygulamalarını açıyorum. Dediğim gibi sonraki videolarda onları da çevireceğim sizler için. Araştırma ekiplerini hemen Brezilya'ya gönderiyorum. Şuradan Afrika gemi ve uçak kısıtlamalarını açayım.
Brezilya'dan ekibi hemen Amerika'ya gönderiyorum. Burada hızlandırılmış üretim denilen bir özellik var arkadaşlar. Bunu da açıyorum ki gelecek zamanda aşıyı bulduğumuz zaman hızlıca üretelim. Bu ne işe yarıyormuş? Diyor ki kapasiteyi, hızı ve verimliliği arttırmak için acil durum önlemlerini ve gelişmiş üretim tesislerini kullan diyor. Kullanmak diyor. Bu aşı üretim hızını arttıracak. Şurada yeni bir özellik daha açılmıştı aşıyla ilgili. Hemen size bunu da çevireyim. Burada da şunu diyor. Küresel araştırma anlaşması. Bu ulusal arası anlaşma, şeffaf bilgi alışverişi ve kaynakların verimli dağıtımını sağlayacak ve aşı araştırma hızını önemli bir ölçüde arttırmaya yarayacak. Bunu şu an açmıyorum. Çünkü buradaki bütün özellikleri açıp size bunları tek tek göstermek istiyorum ki oyun hızlıca bitmesin. Şöyle bir bakalım. Mesela şu an hastalığın çok yaygın olduğu bölge Fas bölgesi var. Şu şekilde yapabilirim. Hemen gelip buradan, şu an yapamıyorum gerçi, Afrika'ya karantina uygulayabilirim. Sonrasında şuradan tekrardan veriler kısmından şöyle bir bakıyorum. Enfeksiyonun yayılma özetinde, yani hastalık nerede çok fazla, nerede çok yoğun, bunu görebiliyorum. Şimdi Fas'a ekibi gönderiyorum ve Afrika'yı tekrardan karantinaya alıyorum. Burada Fas'a yardım amacıyla bu özelliği açıp birazdan Fas üzerinde kullanacağım. Hatta şöyle hemen göstereyim. Fas üzerinde kullandım. Burada ikinci bir ekonomi yardım planı çıkıyor. Hemen bu ne demek? Sizlere bunu da çevireyim. Bu borç erteleme. Diyor ki borç moratorium ne demek bilmiyorum ama borç moratoriumlarını güvence altına almak için uluslararası alacaklılarla birlikte çalışın. Ekonomik yardım artık uyumsuzluğu önemli bir ölçüde azaltacak diyor. Burada zaten bunu çevirmiştim diye hatırlıyorum. Tam emin olamadım. Bunu çevirmemiştik. Hemen sizler için bunu da çeviriyorum. Zaten burada artık çok fazla çevirecek bir özellik kalmadı. Bu da küresel üretim anlaşması. Bunu açtığımız zaman uluslararası anlaşma fabrika ağları, ultra soğuk zincirler ve üretim kaynaklarının hızlı paylaşımını sağlayacak bir özellik açmış oluyoruz. Bu da aşı üretim hızını önemli ölçüde arttıracak. Buradan hemen şu özelliği de sizler için dilimin döndüğünce çevirmeye çalışayım. Bu da salgın istihbarat birimleri oluşturmamı sağlıyor. Bu yerel hastalık salgınlarını tespit edecek, izleme istasyonlarını daha hızlı kurmamızı sağlayacak özel bir birimi yetkilendirmiş oluyor. Yani adı üstünde istihbarat birimi oluşturacağız. Bu da izleme istasyonlarını daha hızlı kurmamızı sağlayacak. Burada şunu da açıp diğer özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Yetki birinci kısımda dünya liderlerine kısa bir bilgi veriyorduk. Yetki ikinci kısmında, otorite ikinci kısmında hemen şöyle bir bakalım ne demiş. Diyor ki pandemiyi başarılı bir şekilde kontrol altına almak için uluslararası işbirliği ve koordinasyon için küresel savunma yayınlayın. Otoriteyi bu önemli bir ölçüde arttıracak. Birazdan bunları da arttırıp daha yüksek puan alabilmek için yetkimi güçlendireceğim. Bunu da açıyorum. Zaten demiştim ya, çok kolay bir şekilde oyunu kazanacağız diye. Çünkü kolay modda oynuyoruz. Burada Afrika'nın karantinasını artık kaldırabilirim. Avrupa'ya bir karantina uygulayabilirim. Çünkü Avrupa'da gördüğünüz gibi burada salgın birazcık artıyor. Burada yetki 3. kısımda ise dediği şu,
Otorite 3 diyor ki insanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehdidi vurgulayın ve herkesi pandemiyi kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya teşvik edin. Bu da otoriteyi önemli bir ölçüde arttırmamızı sağlayacak. Az evvel Avrupa'yı karantinaya alayım dedim ama alamamışım demek ki. Şimdi tekrardan Avrupa'ya karantina uygulaması başlatıyorum. Afrika'da hızla kızarmaya başladı. Aslında Afrika'ya da bir karantina uygulaması başlatmam gerekiyor ama zaten çok kolay modda olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi burada şu özellikleri de göstereyim ben size. Sansür. Bu ne işe yarayacak? Halkın hastalık kontrol stratejisine yönelik eleştirilerini önlemek için iletişimi büyük ölçüde kısıtlayacağız. Bu sayede bir ay otoritemiz azaltmayacak. Azalmayacak. Yani otoritemiz sabit kalacak bir ay boyunca. Burada diğer özellikleri de gösterebilmek için size bunu açtım. Yoksa yani şu an açmama gerek yoktu. Bir de sahte haberler diye bir özellik var. Bu sahte haberler de şu işe yarıyor. Stratejik başarısızlıkları gizlemek için yanlış bilgiler yaratıyor ve bunları yayıyor. Bu sayede de yine yetki bir ay kadar, yani otorite bir ay kadar donduruluyor. Uygunsuzluklar bunu açtığım zaman bir miktar artıyor ama yetkim azalmayacak. Yani otoritem azalmayacak. Burada ben hemen Afrika'ya da bir karantina uygulaması yapıyorum. Çünkü Afrika'da gördüğünüz gibi hastalık hızla artıyor. Afrika ve Avrupa'ya karantinayı uyguladığım zaman görüyorsunuz dünyada hastalık hızı düşmeye başladı. Bu operasyon kısmında açılan başka bir özellik var mıydı hatırlamıyorum ama şöyle bir şunları açalım. Birazdan bakarız. Aşı neredeyse tamamlanmak üzere. Burada bunları kaldırıp puan elde edip bu puanları operasyon kısmında kullanabilirim. Son zamanlarda bunu yapabilirim. Hem bu şekilde otoritemle biraz daha sarsılmadan hallederim diye düşünüyorum. Buradan dediğim gibi global factoring, yani manufacturing anlaşmasını açıyorum. Şöyle bir bakalım burada açıldığı da başka özellikler açılacak mı diye bakıyorum. Başka özellikler açılmıyor. Gördüğünüz gibi haritadaki bütün kısıtlılıklar, bütün kısıtlamalar kaldırıldı. İşte burada İtalya sansürleri ortaya çıkarttı şeklinde. Otorite daha fazla bu şekilde kalmayacak diyorlar. Gördüğünüz gibi otoritem azalmaya başladı. Burada mesela şunu size hemen göstereyim. Sahte haberleri açtığım zaman bakın otoritem azalmıyor. Otoritem olduğu yerde bir ay daha bu şekilde kalacak. Güvenlik kontrolü yapıyor. Şu an aşı tamamlandı. Aşı dünyaya dağıtılıyor. Zaten gördüğünüz gibi hastalık yavaş yavaş artık dünyadan silinmeye başlıyor. Hasta sayısı gittikçe azalıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, oyun şu an Türkçesi gelmediği için çok karışık. Bu karışıklığı önleme adına öncelikle size oyunun çevirisini elinden geldiği kadarıyla yapacağım. Bu çeviriyi yaptıktan sonra artık çok zor modda teker teker oynamaya başlayacağız. Çok kolay modda oynadım. Çok kolay modda oynamamın sebebi şu. Bunu bu şekilde sadece operasyon kısmından oynayarak kazanmayı hedefledim. Sonrakinde sadece buradan yanıt kısmından, tepki kısmından oynayarak oyunu kazanmayı deneyeceğiz. Ve size bunların çevirisini tek tek yapacağım. Sonrasında tek tek bunları çok zor seviyede oynamaya başlayacağız. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız, bu oyunun nasıl oynandığını öğrenmek istiyorsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kapadım bunu.
Sahte haberler ortaya çıkardılar ama çok da önemli değil. Zaten ben aşıyı buldum. Şarbon hastalığı dünyadan tamamıyla silinmiş oldu. Şu şekilde. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi şu an sesim vesaire falan kötü olmasına rağmen sizler için bu videoyu çektim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.